Merhabalar arkadaşlar. Bugün genel biyoloji dersinde hücre zarının yapısı ve işlevleri hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle zarda bulunan organik makromoleküllerin neler olduğuna ilişkin kısa bir açıklamada bulunalım. Hücre zarı karbonhidratlardan, lipidlerden ve proteinlerden meydana gelmiştir arkadaşlar. Zarda en bol bulunan organik makromolekül grubu lipidlerdir. Daha önceki derslerimizde de söylediğimiz üzere özellikle lipidlerin fosfolipidler grubu biyolojik zarlarda en bol bulunan organik bileşiklerdir arkadaşlar. Fosfolipidler amfipatik moleküllerdir. Yani polar özellikte bir baş kısımları ve nonpolar özellikte yağ asidi kuyrukları söz konusudur. Dolayısıyla aynı anda hem hidrofilik hem de hidrofobik kısımları bünyesinde barındırmaktadır arkadaşlar. Zar yapısının dokümante edilmesi yani görüntüsünün ilk defa ortaya konulmasına ilişkin çalışmalar 1950'li yıllara rastlamaktadır. 1950 yılında elektron mikroskobuyla zarın yapısına ilişkin ilk görüntüler ortaya konulmuştur. Ama zarın yapısına ilişkin ortaya konulan tahminler ya da ileri sürülen iddialar 1950'li yılların da öncesine rastlamaktadır. Bazı araştırmacılar biyolojik zarların yapıları hakkında bir takım modeller ortaya koymuşlardır. Peki bu modeller nelerdir? İlk olarak Overton'un ortaya koyduğu bir zar modeli ya da zarın yapısına ilişkin ortaya koyduğu bazı iddialar, bazı bilgiler vardır arkadaşlar. Overton yaptığı gözlemlemeler sonucunda zarın bir tarafından diğer tarafına yağda çözünen bileşenlerin daha kolay geçtiğini bildiği için zarın muhtemelen yağ yapısında bazı organik bileşikler tarafından oluşturulabileceğini ileri sürmüştür. Bu tahmin bugünkü bilgilerimizle tutarlı bir tahmindir. Daha sonra 1917 yılında Langmuir isimli araştırmacı benzen içerisinde çözünmüş fosfolipitleri suya eklemek suretiyle yapay zarlar oluşturmuştur. Bakın şurada görmüş olduğunuz zarlar. Bakın şurası hava ortamı, şurası da su ortamı. Fosfolipitleri suyun içerisine bıraktığında hatırlarsanız daha önce size şu polar yapıdaki fosfat gruplarının suyla etkileşmekten çekinmeyeceğini, dolayısıyla hidrofilik olduğunu söylemiştim. Şu hidrofobik yapıdaki yağ asidi kuyruklarının ise sudan kaçma eğiliminde olacaklarını söylemiştim. Dolayısıyla benzen içerisinde çözdüğü fosfolipitleri daha sonra benzeni uzaklaştırdıktan sonra suyun üzerine bırakmak suretiyle Irving Langmuir hidrofobik başların suyun üzerinde yer aldığını tespit etmiştir arkadaşlar. Tabii Langmuir'in ortaya koymuş olduğu hücre zarı sistemi tek tabakalı bir fosfolipid yapıdan oluşmaktaydı. Ve bu moleküllerin hidrofilik ve hidrofobik kısımları göz önünde bulundurulduğunda biraz eksik bir kısımdır. Çünkü tek tabakalı fosfolipid yapı maalesef hücre zarını bir bütün şeklinde oluşturamayacaktır. Hücrenin içine ya da dışına yani sulu ortama bakan fosfat grupları temas etmekten çekinmeyecekler. Ancak açıkta kalan fosfolipid kuyruklar hücrenin içinde ya da hücrenin dışında bulunan hücre içi ya da hücre dışı ortamdaki su moleküllerine yani sulu ortama temas etmekten kaçınacakları için tek tabakalı fosfolipitten oluşmuş bir hücre zarı yapısal olarak stabil olamayacaktır. Daha sonra 1925 yılında Gorter ve Grendel isimli iki araştırmacı hücre zarlarının çift tabakalı fosfolipid yapıda olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Onların ileri sürdüğü modele göre bakın hidrofobik karakteristikteki fosfolipid kuyruklar birbirlerine bakacak şekilde konumlanmışlardır. Dolayısıyla hücrenin dışında ve hücrenin içinde bulunan sulu ortama hem dışarıdan şuradaki bir sıra fosfolipid molekülünün fosfat grupları ve şuradaki bir sıra fosfat grupları temas halinde olacaklardır. Dolayısıyla hidrofilik kısımlar suyla doğrudan temas halinde olma konusunda iyi konumlanmış olacaklar. Hidrofobik karakterdeki yağ asitleri ise içeriye kaçmak suretiyle yapının tamamına stabilite kazandıracaktır arkadaşlar. Ve daha sonra Dawson ve Danielli 1935 yılında hücre zarlarının sadece çift katlı fosfolipid yapıdan oluşamayacağını, zarlarda bu fosfolipidin dışında proteinlerin de bulunması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bakın şurada görmüş olduğunuz az önceki araştırmacıların geliştirdiği ya da öne sürdükleri şu çift katlı fosfolipid yapının üzerine Dawson ve Danielli
proteinlerden oluşan ve iç ve dış kısmı komple kaplayan birer katmanın bulunduğunu ileri sürmüşlerdir arkadaşlar. Ama Dalson ve Danieli modeline ilişkin bir takım sorunlar vardır. Özellikle elektron mikroskobuyla yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar, hücre zarının kalınlığının şurada Dalson ve Danieli tarafından ortaya konulan hücre zarı kalınlığını tutmadığını ortaya koymuştur arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki bugünkü bilgilerimizle hücrelerdeki bütün zarlar özdeştirler. Ama Dalson ve Danieli tarafından ortaya konulan sisteme göre bütün zarlar özdeş gibi görünmüyor. En azından proteinlerin yerleşimine bağlı zar kalınlığı bütün zarların özdeş olmadığını gösteriyor maalesef. Dolayısıyla burada protein yerleşimleriyle ilgili bir yanlışlığın olduğu sonucuna varılmıştır arkadaşlar. Az önce söylemiştim, elektron mikroskobunda bütün zarlar birbirlerine özdeş görünmüyorlar. Mesela plazma zarı 7 ila 8 nanometre kalınlıktayken buna bağlı olarak 3 tabakalıymış gibi görünürken mitokondri iç zarı sadece 6 nanometre kalınlığındadır. Ama bugün farklı işlevlere sahip zarların kimyasal bileşimlerinin ve yapılarının ve buna bağlı olarak kalınlıklarının da farklı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. İşte Dalson ve Danieli modelinin temel problemi proteinlerin yerleşimine ilişkin problemdi arkadaşlar. Dalson ve Danieli hatırlayınız. Hem iç kısımdan hem de dış kısımdan proteinlerin hücre zarının tüm yüzeylerini komple kapladığını ileri sürmüştü arkadaşlar. Ama bugünkü bilgilerimize göre proteinler zarın hem iç hem dış yüzeyini olduğu gibi komple kaplamazlar arkadaşlar. Zar proteinleri hem hidrofilik bölgelere sahiptirler hem de hidrofobik bölgelere sahiptirler arkadaşlar. Eğer bu proteinler zarların üzerinde tümüyle yayılım gösteriyorlarsa hidrofobik kısımlarının da sıvı ortama temas etmesi gerekir. Ama bu maalesef mümkün değildir. Ve daha sonra 1972 yılında yani elektron mikroskobuyla yapılan gözlemlerin de çok sonrasında Singer ve Nicholson adlı araştırmacılar mozaik zar modelini ortaya koymuşlardır. Burada proteinler fosfolipid yapıdaki hücre zarının dış ve iç yüzeyini komple kaplamazlar. Proteinler zar fosfolipitlerinin arasına gömülmüş durumdadırlar. Ve o proteinlerin suyu sevebilen hidrofilik başları hem hücrenin dış yüzeyinden hem de hücre zarının iç yüzeyinden çıkıntılar yapmak suretiyle suyla rahatlıkla temas kurabilmektedirler. Ama bu proteinlerin suyu sevmeyen yani hidrofobik yapıdaki amino asitleri ise fosfolipitlerin aralarındaki şu bölgelere denk geldiği için aynı zamanda sudan kaçınma eğilimini de göstermektedirler. İşte proteinler bu çift katlı fosfolipitler içerisinde aşağı yukarı hareket ettikleri için sıvı mozaik zar terimi kullanılmıştır ve bu terim ilk defa 1972 yılında ortaya atılmıştır arkadaşlar. Zarların fosfolipitlerden yapıldığını söylemiştik arkadaşlar. Proteinlerin dışında zarların temel elemanları olarak zarda bulunan fosfolipitlerin yanal hareketler yoluyla yer değiştirebildikleri tespit edilmiştir arkadaşlar. Bakın lipitlerin çoğu hem yanındakiyle hem de altındakiyle şu şekilde hareketler yoluyla yer değiştirebilmektedirler arkadaşlar. Ve fosfolipitlerin hareketleri oldukça hızlıdır. Saniyede 2 milimetre kadardır. Bu küçük bir hücre söz konusu olduğunda oldukça büyük hızlı bir harekettir arkadaşlar. Ama proteinler fosfolipitlerden çok daha büyük moleküller oldukları için yine hareket ederler zarda ama daha düşük hızlarda hareket etmektedirler arkadaşlar. Bakın şu yanal harekettir, şu da flip-flop adını verdiğimiz daha seyrek görülen karşılıklı fosfolipid değişimine ilişkin bir harekettir arkadaşlar. Zarda proteinlerin de hareket ettiğini söylemiştik ama fosfolipidlere göre bu hareketin daha düşük seviyelerde olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bazı zar proteinlerinin belirli bir yöne doğru hareket ettikleri biliniyor. Bunu kanıtlamanın en kolay yolları da yollarından bir tanesi de şudur arkadaşlar. Bir fare hücresi ile bir insan hücresini hibrit hale getirir, kaynaştırırsanız, örnek veriyorum, fare hücresinin yüzeyindeki zar proteinlerinin pembe olduğunu varsayalım. İnsan hücresinin zarının yüzeyinde bulunan proteinlerin de mor olduğunu varsayalım. Bu kaynaşma sonucunda bir müddet sonra bu proteinlerin homojen dağılacak şekilde zarda
dağılım gösterdiklerini görürüz. Bu durum o zar proteinlerinin fosfolipitlerin arasından kaymak suretiyle zar içerisinde hareket ettiklerini gösterirler arkadaşlar. Ve bu hareketin muhtemelen hücre iskeletine bağlı motor proteinlerden kaynaklandığı düşünülmektedir arkadaşlar. Sıvı mozaik zar modelinde, akıcı sıvı mozaik zar modelinde o sıvı ya da akıcı kelimesinin aslında bir anlamı vardır arkadaşlar. Akıcı demek zarın dinamik yapıda olduğunu yani sürekli hareket ettiğini göstermektedir. Ve zara o sıvılığı, o akıcılığı kazandıran ise şurada görmüş olduğunuz yağ asidi kuyruklarıdır. Hatırlayınız, organik makromolekülleri anlatırken, özellikle yağları anlatırken doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerinden bahsetmiştik. Doymuş yağ asitlerinde bütün karbon atomlarının hidrojenlerle doyurulduğunu ve yağ asidi zincirinin düz ve uzun olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkı sıkıya paketlenebildikleri için oda sıcaklığında katıdırlar demiştik. Ama doymamış yağ asitlerinde karbonlar arasında en az bir tane çift bağ bulunduğundan dolayı ve çift bağların bulunduğu yerlerde dirsek şeklinde kıvrımlar meydana getirdiklerinden dolayı bu yağ asitlerinin yani bu hidrokarbon zincirlerinin aralarında bir araya geldiklerinde boşluklar meydana geldiğini ve bu nedenle sıkı paketlenemediklerini, sürekli birbirlerinin üzerinden kaydıklarını ve bundan dolayı da oda sıcaklığında sıvı olduklarını söylemiştim. İşte biyolojik zarları oluşturan fosfolipitlerde özellikle şu yağ asidi kuyruklarında doymamış yağ asitleri fazla olursa eğer doymamış yağ asidi ne demektir? Çift bağın bulunduğu yerden dirseklerin oluşması demektir. Bakın şu dirsek noktalarından dolayı bu fosfolipitler birbirlerinin üzerine sıkıca paketlenemedikleri için aralarda böyle asimetrik boşluklar meydana geldiği için düşük sıcaklıklarda da hücre zarı sıvı halde kalmaktadır arkadaşlar. Ama yüksek sıcaklıklara ulaşıldığında ise hücre kendi zarının kompozisyonunu değiştirir. Yani fosfolipid kompozisyonunu değiştirir. Yüksek sıcaklıklarda doymamış yağ asitleri yerine doymuş yağ asitlerini daha fazla kullanmak suretiyle zarın daha viskoz halde kalmasını sağlar. Aksi halde ne olacaktı? Düşük sıcaklıklarda sıvı halde bulunan hücre zarı yüksek sıcaklıklarda daha fazla sıvılaşacak ve zarın bütünlüğünün korunması tehlike altına girecekti. Ama yüksek sıcaklıklarda hücre zarını oluşturan fosfolipitlerin şu yağ asidi kuyrukları doymuş yağ asitleriyle değiştirilerek biraz viskozitesi artırılır ve yüksek sıcaklıkta yapısal olarak daha kararlı bir bütün oluşturacak şekilde önlem alınmış olur arkadaşlar. Zarda aynı zamanda kolesterol molekülleri de bulunmaktadır. Kolesterol özellikle zarın akışkanlığı üzerine etki eden bir moleküldür arkadaşlar. İnsanlarda vücut sıcaklığında kolesterol fosfolipitlerin hareketlerini kısıtlamak suretiyle o zarı daha az akışkan yapar. Ne demiştik? Şurada yüksek sıcaklıklarda hücre zarının aşırı derecede sıvı olması bir problemdir. Hücre zarı dağılır demiştim. Burada da yüksek sıcaklıklarda hücre zarının dağılmasını engellemenin bir diğer yolu da yani doymuş yağ asitlerini kullanmanın dışında bir diğer çözüm yolu da kolesterol moleküllerinin zar fosfolipitlerinin aralarına yerleştirilmesidir arkadaşlar. İşte bu insan vücut sıcaklığında kolesterol fosfolipitlerin hareketlerini kısıtlayarak onları daha az akışkan hale getirecektir. Dolayısıyla normal sıvı bir yağ kıvamında olup akıp gitmesine izin vermeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla katılaşma sıcaklığını düşürecektir. Zar akışkanlığı neden önemlidir? Hani soğukta niye akışkan olmasına özen gösterilir ve daha sıcakta niye akışkanlığının azaltılması gerekir? Zarın doğru çalışabilmesi için akıcı olması zorunludur. Evet. Ama şimdi biz zarın salata yağı kıvamında olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hücreler kendi zar lipitlerinin bileşimlerini sıcaklık koşullarına uyum sağlamak için değiştirebilirler. Mesela aşırı soğuğu tolere edebilen bitkilerin çoğu, örneğin kışlık buğday, sonbaharda doymamış fosfolipit oranını artırarak zarlarını daha sıvı halde tutar. Doymuş yağ asitlerince zengin olmuş olsaydı zarın kendisi, aşırı soğukta hücre zarı katılaşacak, belki de donacak. Dolayısıyla moleküllerin hücre içinden hücre dışına ya da hücre dışından hücre içine
geçişleri konusunda yeterince esnek davranamayacaktı arkadaşlar. Hücrelerin aynı zamanda mozaik yapıda olduğunu söylemiştik. Çift tabakalı fosfolipid yapıdan ibaret bir sıvı matrix içerisinde gömülü halde farklı proteinler bulunmaktadır arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz az önce de anlattığımız proteinler. Bu proteinler aynı zamanda integral proteinler olarak da bilinir. Neden integral denir? Zar fosfolipitlerin arasına entegre olacak şekilde girdiği için integral proteinler denir. Ve bu yapının tamamı yani fosfolipitler ve proteinler birbirlerinin arasına gömülmüş halde şöyle bir görüntü sergiledikleri için, bu görüntü mozaik bir görüntü olduğu için aynı zamanda mozaik zar modeli adı verilmektedir arkadaşlar. Şimdi zarların temelde proteinlerden ve çift katlı fosfolipitten oluştuğunu söylemiştim arkadaşlar. Zarın temel yapısı her ne kadar çift katlı fosfolipitlerden oluşsa da zara kendi özgürlüğünü ya da kimliğini kazandıran asıl moleküller proteinlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla plazma zarı ve çeşitli organellerin her birinin zarları kendine has bir protein setine sahiptir. Protein koleksiyonuna sahiptir arkadaşlar. Mesela kırmızı kan hücrelerinin plazma zarında 50'den fazla protein çeşidi saptanmıştır. Böbrek hücrelerinin zarlarında farklı protein setleri vardır. Akciğer hücrelerinin zarlarında farklı protein setleri vardır. İşte zara özgürlüğünü kazandıran temel olarak bu protein çeşitleridir arkadaşlar. Zar proteinleri zarda bulunuş şekillerine göre temel olarak iki sınıfta incelenirler. Bir tanesi integral proteinler, bir diğerisi ise periferal proteinlerdir arkadaşlar. Az önce söylemiştim, integral proteinler zar fosfolipitleri içerisinde gömülü halde bulunan, yani zarı boylu boyunca kat eden, bir kısmı zarın dışında kalan, diğer uç kısmı ise zarın içinde kalan uzunca bir protein molekülüdür arkadaşlar. Özellikle hidrofobik amino asitler zar fosfolipitlerinin şu iç kısmına denk gelecek şekilde hem sudan kaçma eğiliminde olurlar, sudan korunurlar. Hem de hidrofilik amino asitlerce zengin olan şu ipliğin şu kısımları ise hücrenin içindeki ve hücrenin dışındaki kısımlara bakmak suretiyle suyla temas etmekten kaçınmazlar. Şu gördüğünüz proteinlerin temel konfigürasyonlarını anlatırken hatırlayınız primer, sekonder, tersiyer ve globüler yapılarının olduğunu, kuaterner yapılarının olduğunu söylemiştim proteinlerin. İşte bakın bir sekonder katlanma modeli alfa helix yapısını görüyorsunuz arkadaşlar. Zar içerisindeki integral proteinlerin özellikle zarı boydan boya kat eden şu orta kısmında yer alan iplikler alfa helix şeklinde sarmal yapıları göstermektedirler arkadaşlar. Periferal proteinler ise daha ziyade hücre zarının iç yüzeyinde, bakın hücre içine bakan yüzeyde ve şu integral proteinlere bağlı şekilde bulunurlar. Bir uçlarıyla integral proteinin kendisine bağlanırlar, bir diğer ucuyla ise hücre içi iskelet elemanlarına bağlı durumdadırlar. İntegral proteinlerin aksine bunlar zarın içinde bulunmazlar. Zarın iç yüzeyinde ve integral proteinlere bağlı halde bulunurlar arkadaşlar. Zarın iç yüzeyinde proteinlerin hücre içi iskelet elemanlarına tutunmuş halde olduğunu söylemiştim. Bakın görüyorsunuz şu periferal protein bir ucuyla şu integral proteine bağlıdır. Diğer ucuyla da hücre içi iskelet elemanlarına bağlıdır. Dolayısıyla zarın tamamı söz konusu olduğunda şu zar kompleksi doğrudan şu yapılar sayesinde yani periferal proteinler sayesinde doğrudan hücre içi iskelet elemanlarına bağlı kalmak suretiyle onlardan destek alırlar. Dışarıda ise dış yüzeye bakan proteinler ise hücre dışı matrix adını verdiğimiz şu yapılara bağlanırlar arkadaşlar. Birazdan anlatacağız. Şu integral proteinler şu bağlantılar yoluyla hücre dışı matrix adını verdiğimiz şu yapıya bağlanmaktadırlar. Hücre zarının iç ve dış yüzeyleri birbirlerinden yapısal olarak farklıdır arkadaşlar. İki lipid tabakası özgül lipid bileşimleri bakımından birbirlerinden farklı olabilirler. Aynı zamanda protein ve karbonhidrat moleküllerinin yerleşimi de hücre zarının iç ve dış yüzeylerinde birbirlerinden farklı olabilir arkadaşlar. Karbonhidratlar sadece hücre zarının dış yüzeyinde yer alırlar, iç yüzeyinde yer almazlar. İşte karbonhidratların ya da proteinlerin hücre zarının iç ve dış yüzeyi arasındaki bu asimetrik dağılımlarını meydana getiren organel
endoplazmik retikulum adı verilen organeldir arkadaşlar. Biliyorsunuz biyolojik zarların yapımına katkıda bulunan organellerdendi endoplazmik retikulum. İşte moleküller endoplazmik retikulumun iç zarından yola çıkarak, bakın şurada endoplazmik retikulumun iç zarından yola çıkarak buradan Golgi'ye gelir. Golgi'de paketlenir. Paketlendikten sonra da biyolojik zarların yapısına katılmak üzere şurada gördüğünüz vakuoller şeklinde zarın yapısıyla kaynaştırılır arkadaşlar. Dolayısıyla zar içeriğinde bulunan maddeleri dış kısma denk getirmek yoluyla zara katılır. Dolayısıyla dış kısmın madde kompozisyonuyla hücre zarının iç kısmının madde kompozisyonu birbirlerinden farklıdırlar arkadaşlar. Şimdi biraz da zarda bulunan proteinlerin temel işlevlerine göz atalım. Taşıma, enzimatik aktivite, sinyal iletimi, hücreler arası bağlantı, hücrelerin birbirlerini tanımaları, hücre iskeleti ve hücre dışı matrikse bağlanma gibi çok önemli görevleri vardır zar proteinlerinin arkadaşlar. Bunlardan ilki taşıma görevidir arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz bir integral proteini. Arada bir kanal oluşturmuş arkadaşlar. Muhtemelen bu taşınan moleküller de polar özellikte moleküllerdir. Polar moleküller fosfolipid yapıda zardan kolay geçemezler. Çünkü fosfolipidler nonpolardır biliyorsunuz. Suda çözülmezler. Ama şu transfer edilen maddeler de hidrofilik özelliktedirler. Yani suda çözünürler. Peki hidrofilik özellikte bir maddeyi çift katlı fosfolipidin arasından doğrudan geçirebilir misiniz? Bu sorunun cevabı hayırdır. Çünkü birbirlerine yapısal olarak, daha doğrusu elektrostatik olarak hiç benzememektedirler. Birbirlerinden uzaklaşma eğilimindedirler. Biri suyu sever, biri sevmez. Biri polardır, biri nonpolardır. Dolayısıyla zarın iki yönü arasında bu tarz net elektriksel yüke sahip, yani pozitif ya da negatif net elektriksel yük farkına sahip bileşenlerin geçişi için şu gördüğünüz integral proteinler görev yaparlar arkadaşlar. Zarı boydan boya kat eden belirli bir protein sınıfıdır. Ve özellikle suyun içerisinde çözünen bazı moleküller için hidrofilik bir kanal oluştururlar. Ve o taşıyıcı proteinler, yani hem integral protein hem de taşıyıcı protein görevi yapan bu proteinler bileşikleri zardan aktif olarak pompalayabilmek için enerji kaynağı olarak ATP'yi kullanmaktadırlar arkadaşlar. Bir diğer aktivitesi zar proteinlerinin enzimatik aktivitedir arkadaşlar. Zarın içerisine yerleşmiş olan bir protein aktif bölgesi komşu çözelti içindeki bileşiklere dönük olan bir enzim olabilir. Bakın şurada gördüğünüz aktif bölgesi olan ve çeşitli substratları yakalayıp onları ürünlere dönüştüren bir enzim olabilir aynı zamanda arkadaşlar. Bazı hallerde zarlardaki çeşitli enzimler bir metabolik yolun birbirini takip eden, yani ardışık basamaklarını yürütmek üzere bir arada bulunabilirler. Hücre zarında gömülü durumda bulunan proteinlerin bir diğer görevi de sinyal iletimidir. Hücre zarında reseptör olarak görev yaparlar. Bazı ligand moleküllerinin gelip bağlanabilecekleri şekilde özgül bağlanma bölgeleri vardır arkadaşlar bu proteinlerin. Ki bu durumda adlarına reseptör denir. Şu bağlanan moleküle de ligand adı verilir arkadaşlar. İşte bu özgül bağlanma bölgelerinden dolayı dışarıdan gelen herhangi bir sinyalin hücre içine iletilmesi konusunda da gerekli özgürlüğü sağlayan moleküller hücre zarına gömülü durumda bulunan integral proteinlerdir arkadaşlar. Mesajlar bu yolla hücre dışından hücre içerisine aktarılabilir. Hücre zarında gömülü olan proteinlerin aynı zamanda hücreler arası bağlantı sağlama konusunda da önemli görevler üstlendiğini söylemiştim arkadaşlar. Bakın şurada iki tane biyolojik zarı yan yana görüyorsunuz. Bu biyolojik zarların yan yana duran bu iki zarın integral proteinleri arasındaki şu bağlantı iki hücrenin zarlarının birbirlerine tutunma noktası olarak da görev yapmaktadır arkadaşlar. Bu proteinler aynı zamanda hem hücre zarının iç yüzeyine bakan kısımda, bakın şu gördüğünüz hücre içi iskelet elemanlarına, hem de hücre zarının dış yüzeyine bakan kısımda şu görmüş olduğunuz hücre dışı matrikse bağlanma konusunda yardımcı olurlar. Yani şu gördüğünüz integral proteinler yardımıyla hücre zarı hem içeriden iskelet elemanlarına bağlanır hem de dışarıdan hücre dışı matrikse bağlanmaktadır arkadaşlar. Şimdi hücre zarında proteinlerin önemlerinden bahsettik. Pek çok önemli işlevi yerine getirdiğini söyledik.
Bir de hücre dışı matrikste bulunan, bakın şu gördüğünüz karbonhidrat yan zincirlerinin görevleri nelerdir? Özellikle hücrelerin birbirlerini tanımasında hayati bir göreve sahiptirler bu karbonhidrat yan zincirleri. Yani bu oligosakkaritler arkadaşlar. Özellikle embriyodaki hücrelerin doku ve organlara dağılımında oldukça belirleyici bir rol oynarlar. Ve yabancı hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından da kolaylıkla fark edilmelerini sağlarlar. Mesela yan yana duran iki tane böbrek hücresinin zarlarının dış yüzeyinde bulunan hücre dışı matriks birbirine benzer. Oligosakkarit kompozisyonları da birbirine benzer. Ama bu dokuya aynı bireyin bir başka organından, bir başka dokusundan bir hücreyi getirip koyduğunuzda hücre dışı matriksinde yer alan molekül kompozisyonu farklı olacağından dolayı işte böbrek hücreleri o diğer sonradan gelen hücreyi fark ederler ve onu reddedeceklerdir. Yani immün sistem harekete geçecektir. O nedenle kendinden olanı ve olmayanı tanıma noktasında bu karbonhidrat yan zincirleri hücre zarına büyük bir özgürlük kazandırmaktadır arkadaşlar. Oligosakkaritler vardır dedik. Oligosakkarit 15 ya da daha az sayıda şeker birimi içeren küçük karbonhidratlardır arkadaşlar. Ve bunlardan bazıları doğrudan lipitlere kovalent olarak bağlıdırlar ki bunlara glikolipitler adı verilir. Yani karbonhidratlarla lipitlerin birlikteliği sonucunda oluşan hibrit moleküle glikolipit adı verilir arkadaşlar. Ama bu kovalent bağla bağlanma durumu proteinlerle gerçekleştirilirse, yani o oligosakkaritler doğrudan proteinlere kovalent bağla bağlanırlarsa, bu sefer de ortaya çıkan moleküle glikoprotein adı verilmektedir arkadaşlar. Bu oligosakkaritler, yani hücre zarının dış yüzeyinde bulunan bu karbonhidrat yan zincirleri türden türe değişiklik gösterir. Aynı türün bireyleri arasında değişiklik gösterir. Hatta az önce söylediğim gibi aynı bireyin farklı hücrelerinde de farklı yapıdadırlar, farklı moleküler kompozisyondadırlar. Dolayısıyla oldukça büyük bir özgürlük sağlamaktadırlar arkadaşlar. Mesela insanlardaki kan grupları, 4 farklı kan grubu A, B, AB ve 0 kan grubu. Aslında bu kan gruplarının farklı farklı olmasını sağlayan şey nedir? Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyindeki oligosakkaritlerin, yani şeker birimlerinin farklılığıdır arkadaşlar. İşte o şeker birimleri insanların kan gruplarının birbirlerinden farklı olmasını sağlayabilecek kadar yeterli bir güce sahiptir arkadaşlar. Zarın aynı zamanda madde alışverişinde görevli olduğunu ve temel işlevinin de aslında zarın iç ve dış yüzeyi arasında madde trafiğinin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Şeker, amino asit ve diğer besin maddeleri hücre içerisine girerken oluşan atık ürünler yine zar aracılığıyla hücreyi terk etmektedir arkadaşlar. Mesela gaz formunda da bazı moleküllerin geçişine izin verilir. Mesela solunum için oksijen zardan doğrudan içeriye geçerken oluşturulan atık gaz olan karbondioksit de yine zardan geçirilmek suretiyle dış ortama atılır. Bunun yanı sıra bazı iyonlar da yine zardan giriş çıkış yaparlar. Örneğin sodyum, potasyum, kalsiyum, klor gibi iyonlar. Dikkat ediniz, bu iyonların hepsi farklı farklı elektriksel yüklere sahip, yani polar yapıda iyonlardır. Dolayısıyla şu şekilde yüklü olan iyonlar doğrudan zar fosfolipitlerinin arasından geçemezler. Az önce hatırlarsanız integral proteinlerin bu yüklü moleküllerin geçebilmeleri için kendi içlerinden bir tünel oluşturduğunu, bir kanal oluşturduğunu söylemiştim. İşte bu moleküller o kanallar, yani o proteinler aracılığıyla, kanalları oluşturan proteinler aracılığıyla zarın her iki yüzeyi arasında geçiş yapabilirler arkadaşlar. Trafik çok yoğundur. Biz burada trafiğin belki de milyonda birini verdik sadece. İçeriye geçen, dışarıya çıkan ürünler açısından. Ama burada gördüğünüzden çok daha karışık ve kaotik bir trafik vardır arkadaşlar. İşte trafik bu denli yoğun olmasına rağmen zar yüksek derecede seçici geçirgen olabilmektedir arkadaşlar. Şimdi hidrokarbonlar, karbondioksit ya da oksijen gibi hidrofobik moleküller hidrofobik karakterde olduklarından dolayı lipitte çözünebilirler. Lipitler de çözünebildikleri için de zarın bir tarafından diğerine daha kolay geçebilirler. Ama az önce söylemiştim, polar moleküller, mesela su, mesela glukoz, mesela bazı diğer şekerler, yüklü bir atom ya da yüklü bir molekül, bunlar çevresinde bir hidrasyon kabuğu oluştururlar. Yani suyla temas etmeyi severler, hidrofiliktirler.
Dolayısıyla lipid tabakasından kolay kolay geçemezler. İşte bunların hücre zarının bir tarafından diğer tarafına geçişlerini düzenleyen asıl unsur zar içerisine yerleşmiş olan proteinlerdir arkadaşlar. Bakın az önce anlatmıştım. Şu taşıyıcı proteinlerdir. Onlar bir hidrofilik kanal oluşturmak suretiyle o moleküllerin bir taraftan diğer tarafa geçişlerini sağlayabilirler. Bazen de bu proteinler ilgili polar molekülleri kendi üzerlerine bağlamak suretiyle onu doğrudan fiziksel olarak içeriye taşımaktadırlar. Mesela glikoz bu şekilde taşınmaktadır arkadaşlar. Biraz da hazır zardan bahsediyorken, zarın bir tarafından diğer tarafına madde geçişinden bahsediyorken difüzyondan bahsetmek gerekiyor arkadaşlar. Difüzyon herhangi bir bileşiğe ait moleküllerin mevcut mekana yayılma eğilimleridir. Ve konsantrasyon gradiyenti yönünde ve ATP harcanmaksızın gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. Mesela saf suyla boyalı suyu geçirgen bir zar aracılığıyla birbirinden ayırdığımızı varsayalım. Başlangıçta bu tarafta sadece su olacaktır, bu tarafta ise sadece boya molekülleri olacaktır. Ama şu zar içerisinde yer alan porlardan geçebilecek büyüklükte olan boya molekülleri zamanla karşı tarafa geçecek ve zarın meydana getirdiği şu her iki bölmede de eşit sayıda boya molekülü oluşuncaya kadar boya molekülleri her iki tarafa da dağılacaklardır. Ve her iki tarafta da en sonunda eşit konsantrasyona ulaşacaklardır. Biz bu yayılma ve dağılma eğilimine difüzyon adını veriyoruz arkadaşlar. Ve difüzyon konsantrasyon gradiyenti yönünde gerçekleşir. Peki konsantrasyon gradiyenti nedir? Bir maddenin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılma eğilimine konsantrasyon gradiyenti adı verilir arkadaşlar. Ve bir madde çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılıyorsa eğer, o zaman konsantrasyon gradiyenti yönünde hareket ediyor demektir arkadaşlar. Bunun için enerji harcaması gerekmez. Çünkü zaten çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru kendi haline bırakılırsa yayılacağı için bunun için ayrıca ATP enerjisi harcanmasına gerek kalmaz. Eğer tam tersini yapıyor olsaydınız, yani bir maddeyi az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru transfer etmeye çalışsaydınız, o zaman kesinlikle ATP enerjisi harcayarak, yani pompalayarak yapmanız gerekirdi bu işi. Bakın şurada bir örnek verilmiş. Bir tarafta bordo renkte boya molekülleri, bir tarafta da sarı renkte boya molekülleri var. Serbest bıraktığınızda iki taraf arasında geçişi mümkün hale getirdiğinizde bakın hem bordo boya molekülleri hem de sarı renkli boya molekülleri iki tarafta da konsantrasyonları eşit oluncaya kadar konsantrasyon gradiyenti yönünde hareket edecektir. Yani yayılma eğilimi gösterecektir. İşte konsantrasyon gradiyenti yönünde bir hareket söz konusu olduğu için difüzyon bir pasif taşımadır. O nedenle enerji gereksinimi duyulmaz arkadaşlar. Ama zarın seçici geçirgenliği moleküllerin difüzyon hızlarını etkileyebilirler arkadaşlar. Ama bu problem taşıyıcı proteinler sayesinde çözülmektedir. Şimdi zarın bir yüzeyinden diğer yüzeyine madde geçişleriyle ilgili bilgiler verirken şu 3 kavram üzerinde de durmakta fayda vardır arkadaşlar. Hipertonik, hipotonik ve izotonik çözeltiler arkadaşlar. Şimdi eşit olmayan 2 tane çözeltinizin olduğunu varsayalım. O 2 tane çözeltinizden yüksek derişime sahip olana, yani içerisinde daha fazla miktarda madde çözündüğü için yüksek derişime, yüksek konsantrasyona sahip olan çözeltiye hipertonik çözelti adı verilir. Tam tersi daha düşük miktarda içinde madde çözünen çözeltiye ise hipotonik çözelti adı verilir. Ama çözünen maddeler açısından derişimleri birbirlerine eşit olan çözeltilere ise izotonik çözeltiler adı verilir. Tam bu noktada bir kavram çıkıyor karşımıza arkadaşlar. O da ozmoz kavramı. Ozmoz suyun hareketine ilişkin özel bir kavramdır. Sadece suyun seçici geçirgen bir zardan difüze olması olayıdır arkadaşlar. Ve bu pasif taşımanın özel bir şeklidir arkadaşlar. Ozmozda suyun hareketi hipotonik ortamdan hipertonik ortama doğru gerçekleşecektir.
İzotonik çözeltiler arasında ise ozmoz gerçekleşmez arkadaşlar. Bakın şurada bir örnek verilmiş. Şurada ortada bir seçici geçirgen zar var. Şu taraftaki çözeltide çözünen madde miktarı az. Yani burası hipotonik çözelti. Şu taraftaki çözeltide ise çözünen madde miktarı fazla. Yani bu taraf hipertonik çözelti. Ozmozda sadece suyun hareketi söz konusudur demiştim. Yani şuradaki seçici geçirgen zarın sadece su moleküllerini geçirdiğini ama şu bordo partikülleri bir taraftan diğer tarafa geçirmediğini düşünelim. O zaman her iki tarafta konsantrasyonu eşitleyebilmek için moleküller karşılıklı geçemiyorlarsa geçecek olan nedir? Su molekülleridir arkadaşlar. Su molekülü burada fazla, burada az. Neye göre? Çözünen madde miktarına göre. O zaman su molekülleri bu taraftan şu tarafa doğru hareket edecek ve buradaki su molekülü içerisinde birim hacimde çözünen madde miktarıyla şurada suyun içerisinde birim hacimde çözünen madde miktarı eşitleninceye kadar su molekülleri bu tarafta daha yüksek bir sütun oluşturacaktır arkadaşlar. Şimdi eğer hücre izotonik bir çözeltinin içerisine bırakılırsa ne demekti izotonik? Hücrenin kendi iç ortamıyla aynı konsantrasyona sahip olan çözelti demekti. Eğer hücre izotonik bir ortama bırakılacak olursa bakın şurada gördüğünüz gibi içeriye giren ve dışarıya çıkan su miktarı aynı olacağı için hücrede herhangi bir büzülme ya da şişme meydana gelmez. Ama hücre hipertonik bir ortama bırakılırsa yani kendisinden daha yoğun bir ortama bırakılırsa mesela hücrelerinizin deniz suyuna ya da tuzlu suya bırakıldığını düşünün. O zaman dış ortamdaki su yoğunluğu hücre içi ortama göre daha az olacağından hücre sürekli dışarıya doğru su kaybedecektir. Mesela turşu yaparken bu esas göz önünde bulundurulur. Turşu suyu tuzlu bir sudur. Tuz konsantrasyonu özellikle yükseltilir. Neden? Turşunun içerisine koyduğunuz sebzelerin içerisinden suyu çekmek için dışarıya. Niçin dışarıya çekmek isteriz suyu? Bir maddenin çürümesini engellemek istiyorsanız su içeriğini uzaklaştırmalısınız. Su içeriğini uzaklaştırırsanız o madde uzun süre dayanacaktır. Turşuda da bu esas söz konusudur arkadaşlar. İşte bir hücreyi kendine göre hipertonik bir ortama koyduğunuzda dışarıya su verip su kaybedeceği için büzülür. Ama tam tersi hücreyi hipotonik bir ortama koyacak olursanız mesela bir canlı organizmanın hücresini tatlı suya koyacak olursanız o zaman hücrenin iç ortamının yoğunluğu dış ortamdan daha fazla olacağından dolayı dışarıdan içeriye sürekli su geçişi gerçekleşecektir. Bu durumda da su alan hücre bir müddet sonra hücre zarı o hacmi taşıyamayacak hale gelecek ve şişerek patlayacaktır arkadaşlar. İşte tatlı sularda yaşayan tek hücreli hayvanlar sürekli içeriye su girmesi ve şişip patlama tehlikesiyle karşı karşıyalardır. O nedenle bu canlıların bir ozmoregülasyon mekanizmasına sahip olmaları gerekiyor. Yani o ozmotik basıncı düzenleyecek bir mekanizmaya sahip olmaları gerekiyor. İşte şurada görmüş olduğunuz terliksi hayvanda kontraktil vakuoller vardır. Kasılgan vakuoller. Dışarıdan içeriye sürekli hücum eden suyu kasılarak tekrar dışarıya atan yapılardır. Bu şekilde canlı dışarıdan içeriye giren suyun fazlasını sürekli dışarıya pompalayarak kendi iç ortamının yoğunluğunu kararlı halde tutmaktadır arkadaşlar. Bitki hücrelerinde biliyorsunuz hücre zarının dışında bir de hücre çeperi bulunur demiştik arkadaşlar. Daha önceki derslerimizden hatırlayınız. Eğer bitki hücresi izotonik bir çözeltiye konulursa o zaman içeriye giren ve dışarıya çıkan su miktarı değişmeyeceğinden dolayı hücre aslında ne şişer ne büzülür. Ama hipertonik bir çözeltiye konulursa hücre o zaman içeriden sürekli dışarıya su kaçışı olacağından dolayı bakın hücre zarı hücrenin büzülmesiyle birlikte çeperden ayrılacak, hücre çeperinden içeriye doğru büzülecektir. Ama hipotonik bir çözeltiye koyarsanız bir bitki hücresini o zaman dışarıdan içeriye sürekli su alacak, şişecek, şişecek, şişecektir. Ama duvar içermeyen ya da çeper içermeyen hücreler ne oluyorlardı? Bakın şurada şişerek patlıyorlardı. Ama bitki hücresi şişerek patlamaz. Şişer, hücre zarı
hücre çeperine baskı yapar, biraz da şişirir onu ama patlama olayı gerçekleşmez. Neden? Hücre çeperi hücrenin parçalanmasına, patlamasına izin vermez. İşte biz bu duruma Turgor durumu diyoruz arkadaşlar. Turgor basıncı diyoruz buna da. Bitkilerin dik durabilmeleri için en temel mekanizma bu gördüğünüz Turgor mekanizmasıdır arkadaşlar. Bitkinin su almak suretiyle hücrelerinin çeperlerine baskı yapması onların bir bütün olarak bitkinin dik durabilmesini sağlayan bir özelliktir arkadaşlar. Evet, şurada gördüğünüz olay aynı zamanda plazmoliz adını verdiğimiz olaydır ve plazmoliz tehlikeli bir olaydır. Aşırı derecede su kaybı ileri derecede bitki hücresi için öldürücüdür arkadaşlar. Bir de kolaylaştırılmış difüzyon vardır arkadaşlar. Az önce size zarın çift katlı tabakası tarafından engellenen hidrofilik moleküllerin çoğunun proteinler yardımıyla bir taraftan diğer tarafa geçirildiğini söylemiştim. İşte bu olayın aynı zamanda literatürdeki diğer adı kolaylaştırılmış difüzyondur arkadaşlar. Şimdi zar içerisine gömülü halde bulunan taşıyıcı proteinlerin aynı zamanda katalitik aktivitelere sahip olduklarını söylemiştim. Şimdi bu açıdan bakacak olursanız zarın içerisine gömülü halde bulunan proteinler aynı zamanda enzimlere benzerlik göstermektedirler arkadaşlar. Enzimler substratlarına özgüldürler. Taşıyıcı proteinler de taşıdıkları moleküle özgüldürler arkadaşlar. Taşıyıcı proteinler de yine enzimlerde olduğu gibi özgün bağlanma bölgeleri içerirler. Yine enzimler gibi taşıyıcı proteinler de belirli bir doygunluğa ulaştıktan sonra yeni molekül kabul edemez hale gelirler arkadaşlar. Aynı zamanda taşıyıcı proteinler de tıpkı enzimlerde olduğu gibi substrata benzeyen moleküller tarafından inhibe edilebilirler arkadaşlar. Aralarında bu kadar benzerliğin haricinde farklılıklar var mıdır peki enzimlerle taşıyıcı proteinler arasında? Enzimler kimyasal tepkimeleri katalizlerler. Taşıyıcı proteinlerin ise kimyasal tepkimeleri katalizlemek gibi bir görevleri yoktur arkadaşlar. Taşıyıcı proteinlerin işlevi zarın geçirgen olmadığı bir molekülü bir taraftan diğer tarafına geçirmedir. Yani buna olsa olsa fiziksel katalizleme demek daha doğrudur arkadaşlar. Bir de kanal proteinlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Bunlara aynı zamanda aquaporinler de denir arkadaşlar. Şimdi size polar moleküllerin ya da yüklü moleküllerin bir taraftan diğer tarafa zarın içerisinde gömülü halde bulunan proteinler ve onların içerisinde oluşan kanallar aracılığıyla geçirildiğini söylemiştim. Bunlar basit koridorlardır aynı zamanda arkadaşlar. Bu proteinlere kanal proteinleri adı verilir. Özellikle bu kanaldan suyun geçişi için özelleşmiş olan proteinlere aquaporinler ya da su kanalı proteinleri adı verilmektedir arkadaşlar. Bazı kanal proteinleri ise bir uyarı sonucunda açılır ya da kapanırlar. Mesela bir sinir hücresinin nörotransmitter moleküller tarafından uyarılması sodyum iyonlarının hücre içerisine girmesini sağlayan kanalların kapısını açmaktadır arkadaşlar. Bazı proteinler ise biçim değişikliğine uğramaktadırlar. Fosfolipitlerin arasında entegre halde bulunan bazı proteinler. Taşıyacakları maddelere bağlandıklarında biçim değişikliğine uğramak suretiyle onları taşıyacak hale gelirler arkadaşlar. İşte biçim değişiklikleri o aktarılan moleküllerin bağlanması ve serbest bırakılmasıyla tetiklenmektedir. Mesela şu sarı yuvarlak moleküllerin şuradaki zar proteinleri tarafından taşınacağını varsayalım arkadaşlar. Bu moleküller gelip şuradaki kendilerine özel bölgeye oturduklarında bakın kapı yukarıya doğru açıkken bakın tam tersi bir hale geliyor. Aşağıya doğru açık hale geliyor ve buraya oturan molekül içeriye bırakılıyor. Yani burada bu sarı renkli yuvarlak molekülün şu bölgeye oturması şu proteinin konformasyonunu değiştirerek bu versiyondan bu versiyona geçmesini sağlamaktadır arkadaşlar. Şimdi zarın yüzeyinde bulunan ve maddelerin zarın her iki yüzeyi arasında özel bir şekilde geçişine izin veren proteinlerin hatalı olması durumunda bazı taşıma sistemi hastalıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıklarda özgül bir taşıma proteininin hatalı ya da eksik olduğu görülmektedir arkadaşlar. Mesela sistinürya hastalığında böbrek hücrelerinin zarlarında sistein ve diğer amino asitleri aktaran taşıyıcı proteinler bulunmamaktadır arkadaşlar.
Normalde insan vücudunda bu amino asitleri ziyan etmemek için bu amino asitler idrardan geri emilerek kana verilir. Ama sistinürya hastalarında amino asitler böbreklerde birikir, geri eminemez ve özellikle böbreğin havuzcuklarında kristalleşerek acı verici, ağrı verici taşların oluşmasına yol açmaktadır. Hücre zarından madde geçişlerinin enerji kullanılarak gerçekleştirilmesi durumunda bunun adı aktif taşıma olacaktır arkadaşlar. Ne demiştik? Bir madde konsantrasyon gradiyenti yönünde hareket ederse ATP enerjisinin kullanılmasına gerek yoktur. Ama bir madde az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama, yani konsantrasyon gradiyentinin tersine aktarılmak istenirse o zaman enerji kullanılmak zorundadır. Ve burada enerji de hücre metabolizmasında üretilen enerjiden kazanılır, karşılanır arkadaşlar. O nedenle bu olaya aktif taşıma adı verilmektedir. Mesela bir örnek. Hayvan hücresi çevresinden daha yüksek miktarda potasyum içerir, daha düşük miktarda da sodyum içerir. Ama plazma zarı bu konsantrasyon, bu iki elemente ait konsantrasyon gradiyentini sabit tutabilmek için sodyumu dışarıya, potasyumu ise sürekli içeriye aktif taşımayla pompalamak zorundadır. Ne demiştik? Bakın, hayvan hücresi çevresinden daha yüksek miktarda potasyum içerir. Bunu başarabilmesi için dışarıdan sürekli potasyum alması gerekiyor, hem de konsantrasyon gradiyentinin tersine. Diğer elementi düşünelim. Hayvan hücresi çevresinden daha düşük miktarda sodyuma sahiptir. Bu ne demek? İçerideki az miktarda sodyumu da dışarıya aktif taşımayla atmaya çalışır. Yani konsantrasyon gradiyentinin tersi yönünde atmaya çalışır. Bakın, burada buna ilişkin çok güzel bir figür var arkadaşlar. Sitoplazmik sodyumun proteine bağlanması ATP'nin bu proteini fosforile etmesini hızlandırır arkadaşlar. Bakın, şu birinci basamakta sodyum gelip bağlanıyor. Daha sonra ATP enerjisi kullanılmak suretiyle, yani ATP'den bir fosfat grubu koparılıp bu taşıyıcı proteine aktarılarak molekülde bir konformasyon değişikliği görülür. İçeriye doğru açık olan ağız dışarıya doğru açık hale gelir ve sodyum iyonları dışarıya bırakılır. Çünkü dışarıya atılması gerekiyor aktif taşımayla. Diğer yandan bakın, potasyum iyonları da aynı taşıyıcı protein tarafından içeriye aktarılır ve içeride serbest bırakılır. Bu aktif taşımaya ilişkin önemli bir örnektir. Bu sodyum potasyum pompası olarak da bilinir arkadaşlar. Özellikle sinir hücrelerinde impulsun zar boyunca iletilmesi için en önemli, en gerekli mekanizmalardan bir tanesidir. Aktif taşıma için itici güç ATP'dir demiştik arkadaşlar. ATP'nin aktif taşımaya itici güç oluşturma yollarından bir tanesi de o fosfat gruplarından bir tanesini doğrudan taşıyıcı proteine aktarmasıdır. Yani onu fosforile etmesidir arkadaşlar. O fosforile olan taşıyıcı protein konformasyonunu değiştirecek ve proteine bağlı madde zardan aktarılacaktır. Az önce sodyum potasyum pompasından bahsetmiştik. Bakın, her seferinde dışarıya 3 tane pozitif yük atılır. Karşılığında içeriye 2 tane pozitif yük alınır. Yani dışarıda 1 tane pozitif yük fazladan oluşur. Yani içeride 1 tane negatif yük oluşacaktır. Neye göre? Bir önceki durumuna göre. Tekrar ediyorum. 3 tane pozitif sodyum iyonu dışarıya atılırken karşılığında 2 tane pozitif potasyum iyonu alınır. Yani 3 pozitif veriliyor, 2 pozitif alınıyor karşılığında. Dolayısıyla dışarıda 1 tane pozitif fazladan olacaktır. Yani içeride hücre içi, hücre zarının iç yüzeyi bir önceki haline göre 1 tane negatif yüke sahip olacaktır arkadaşlar. İşte hücre zarının dış yüzeyi ile iç yüzeyi arasında meydana gelen bu elektriksel yük farkına zar potansiyeli adı verilmektedir. Ve zarın iki yüzeyi arasındaki voltaj yaklaşık -50 ila -200 milivolt arasında değişmektedir arkadaşlar. İşte hücre içi hücre dışına göre daha negatif olduğundan dolayı katyonlar içeri, anyonlar ise dışarı pasif olarak geçme eğiliminde olacaklardır. Dolayısıyla iyonların zardan difüze olabilmeleri için iki tane temel belirleyici güç vardır. Birincisi kimyasal güç, yani iyonun konsantrasyon gradiyenti. Bir diğerisi ise elektriksel güçtür. Yani zar potansiyelinin o
iyon hareketleri üzerine etkisidir arkadaşlar. İşte bu iyonların üzerine etki eden güçlere elektrokimyasal gradient adı verilmektedir. Az önce sodyum potasyum pompasını anlatmıştım size arkadaşlar. Sodyum potasyum pompasında hücre içerisine pompalanan 2 adet potasyum iyonuna karşılık dışarıya 3 adet sodyumun verildiğinden bahsetmiştim. Ve ne demiştim az önce? Her döngüde, yani bu işlemin her gerçekleştirilmesinde dış hücre dışı sıvıya fazladan net bir adet pozitif yük aktarılır. İşte bu süreç voltaj halinde enerjinin depo edilmesine yol açar arkadaşlar. İşte zarın her iki yüzeyi arasında voltaj oluşturan bu taşıyıcı proteine elektrogenik pompa adı verilir. Nedir o taşıyıcı protein? Bakın şudur arkadaşlar. Şu taşıyıcı protein elektrogenik pompadır. Neden? Yükleri bir taraftan bir tarafa, bir taraftan diğer tarafa sürekli aktif bir şekilde taşıdığı için elektrogenik pompa adını alır arkadaşlar. Bir de aynı zamanda proton pompası vardır arkadaşlar. Proton pompası da zarın bir tarafında özellikle hidrojen iyonlarının biriktirilmeye çalışılması durumudur arkadaşlar. Bakterilerde, bitkilerde, funguslarda en önemli elektrogenik pompa proton pompasıdır arkadaşlar. Hidrojen iyonlarını aktif olarak hücre dışına pompalama durumu söz konusudur. Bazen de belirli bir organelin içerisinde biriktirmeye çalışma durumu söz konusudur. Mesela lizozomlar kendi içlerinde hidrojen iyonlarını bol miktarda biriktirmeye çalışarak, yani sitoplazmadan lizozomun içerisine atmaya çalışarak iç pH'yi artırırlar. Yani asitliği artırırlar. Çünkü lizozomlar biliyorsunuz sindirim organelleridir arkadaşlar. Bu şekilde şuradan hücrenin içinden dışarıya doğru sürekli hidrojenin atıldığını varsayalım arkadaşlar. Dolayısıyla hücre dışı sıvıda pozitif yük, yani hidrojen iyon konsantrasyonu artırılacaktır arkadaşlar. Bazen o dışarıya aktarılan hidrojen iyonları başka bir molekülün hücre içerisine alınmasında kullanılırlar arkadaşlar. Mesela zardan dışarı pompalanan bir bileşik, mesela şurada gördüğünüz hidrojen iyonu, difüzyonla geri sızarken sükrozun taşınmasını da sağlayabilir. Mesela bitki hücreleri hidrojen iyonlarını dışarı pompalarlar. Oluşan bu hidrojen iyonu gradiyenti bu iyonların difüzyonla tekrar hücre içerisine sızmasına yol açacaktır. Ama bu arada amino asitleri, şekerleri ya da diğer besinleri de beraberinde şuradaki özelleşmiş proteinler ya aracılığıyla içeriye almayı sağlayacaktır. Bu her iki molekülün birbirine yardımcı olarak birlikte taşınmaları olduğu için aynı zamanda birlikte taşınma ya da kotransport adını almaktadır. Hücre zarının dışarıya madde atması onun biyolojik işlevlerinden bir tanesi demiştik arkadaşlar. Burada egzositoz işlemi gerçekleştirilir arkadaşlar. Veziküller, bakın şurada gördüğünüz veziküller plazma zarıyla kaynaşarak içeriklerini dışarıya boşaltırlar. Bu işleme egzositoz adı verilir arkadaşlar. Özellikle Golgi'den toburcuklanan veziküller hücre iskeleti lifleri boyunca hareket ederek plazma zarına ulaşırlar ve buradan içeriklerini dışarıya bırakırlar. Özellikle zarın yüzeyindeki oligosakkaritlerin ya da zarın yüzeyindeki diğer bileşiklerin kompozisyonları bu dışarıya salınan bileşiklerle belirlenir arkadaşlar. Aynı zamanda sadece zarın yapısında bulunan maddeler atılmaz, dışarıya salınmaz. Aynı zamanda hücre dışında görev yapması gereken biyolojik moleküller de yine egzositoz yoluyla şu şekilde hücre dışına gönderilirler. Mesela salgılar bu şekilde bırakılır hücre dışına arkadaşlar. Mesela pankreas hücreleri sentezledikleri insülini egzositoz yoluyla dışarıya salgılarlar arkadaşlar. Mesela nöronlar, yani sinir hücreleri bir başka nöronu uyaracakları zaman ya da kas hücrelerini uyaracakları zaman kimyasal habercileri egzositoz yoluyla dışarı bırakırlar arkadaşlar. Yine bitki hücrelerinde hücre duvarı oluştururken de selüloz biliyorsunuz bir polisakkaritti, bir karbonhidrat. O selüloz molekülleri de, yani o karbonhidratlar da yine egzositoz yoluyla dışarıya salınmaktadır arkadaşlar. Bir de içeriye doğru bir madde geçişi söz konusu olabilir. Bunun da adı endositozdur arkadaşlar. Plazma zarının hücre dışındaki makromolekülleri cepler oluşturmak suretiyle veziküller halinde hücre içerisine alması durumudur arkadaşlar. Bilinen 3 tip endositoz vardır.
Birisi fagositoz, bir diğerisi pinositoz ve sonuncusu ise reseptörle gerçekleşen endositozdur arkadaşlar. Fagositozda yalancı ayaklar ile sarılan bir partikül, şurada gördüğünüz partikül, zarla çevrili bir kese halinde içeriye alınmaktadır arkadaşlar. Bakın şurada amipin yalancı ayağını görüyorsunuz. Şurada da bir bakteriyi görüyorsunuz. Bakteriyi yutmak üzere etrafını çevrelemiş arkadaşlar. Şimdi fagositozda katı moleküllerin ya da katı parçacıkların içeriye alınması söz konusu demiştim. Pinositozda ise sıvı ve o sıvının içerisinde çözünmüş maddelerin içeriye alınması durumu söz konusudur arkadaşlar. Hücre dışı sıvı damlacıklar halinde küçük veziküller şeklinde içeriye alınır ve beraberinde çözünmüş maddeler de alınabilir. Bakın şurada da bir elektron mikrografını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kesecikler hücrenin dış ortamında bulunan suyun ya da içerisinde çözünmüş maddelerin birlikte şuradaki cepler aracılığıyla içeriye alınmasını göstermektedir. Bir diğer endositoz şekli de reseptörle gerçekleşen endositoz demiştim arkadaşlar. Şimdi bu olayda bir özgürlük söz konusudur. Hücre içerisine alınan maddeler açısından bir seçicilik durumu söz konusudur arkadaşlar. Özellikle zarın dış yüzeyinde bulunan ve zara gömülü halde bulunan proteinlerin özgül bölgeleri genellikle bakın dışarıya bakarlar. Reseptörlerdir bunlar aynı zamanda. Bundan birkaç slide önce zarın yüzeyinde bulunan integral proteinlerin aynı zamanda reseptör olarak görev yaptıklarını ve dışarıdan gelen maddeleri yani ligandları bağlayabildiklerini söylemiştim. Bakın şu bir zar proteini, reseptör yapıda. Kendisine uygun ligandı bağladıktan sonra o ligandla birlikte bu reseptör ligand kompleksi bir çukur oluşturur ve bir vezikül halinde içeriye aktarılabilir. Bakın şuradaki çukur proteinlerinin yoğunlaştığı yerleri görüyorsunuz hücre zarında. Bir sonraki aşamada da kesecik şeklinde içeriye aktarılma durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu şuradaki gördüğünüz proteinler genellikle zarlardaki çukur bölgelere kümelenmişlerdir. Ve bu reseptör ligand etkileşimi bir kompleks meydana geldiğinde bir kesecik halinde hücre içerisine alınmaktadır arkadaşlar. Mesela kolesterolün hücre içerisine alınması buna örnek olarak verilebilir. Yani reseptörle gerçekleştirilen endositoza örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Kolesterol kanda low density lipoprotein yani LDL adını verdiğimiz molekül şeklinde bulunur. Düşük yoğunluklu lipoprotein arkadaşlar. LDL hücre içerisine gireceği zaman hücre zarının yüzeyinde bulunan LDL reseptörlerine bağlanmak zorundadır. O reseptörlere bağlanarak veziküller şeklinde hücrenin içerisine alınır. Endositozla hücrenin içerisine alınır. İşte LDL'nin hücre içerisine geçişi reseptörle gerçekleştirilen endositoza çok ilginç bir örnektir arkadaşlar. Alınan LDL kolesterole çevrilir ve plazma zarının yapısına katılır arkadaşlar. Aynı zamanda hücrenin içerisinde diğer steroidal hormonların sentezinde de kullanılır içeriye alınan LDL arkadaşlar. Şimdi buna bağlı olarak bir hastalık söz konusu. Ailesel yüksek kolesterol ya da ailesel hiperkolesterolemia hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalarda hücrenin yüzeyinde bulunan ve LDL'nin hücre içerisine girmesini sağlayan LDL reseptör proteinleri bozuktur. Dolayısıyla LDL molekülleri o reseptörlere bağlanamazlar ve hücre içerisine giremezler. Dolayısıyla kan dolaşımındaki LDL miktarı olması gerekenden daha fazladır. Çünkü hücrelerin içerisine çekilememektedirler. Dolayısıyla kanda birikirler ve kanın aşırı yağlı olmasına neden olurlar. Yüksek kolesterol nedeniyle kan damarlarının iç yüzeylerinde yağ tabakaları birikir ve o yağ tabakaları zamanla kan damarının iç yüzeyindeki, iç lümenindeki boşluğu daraltır. Ve kan damarının duvarlarını da sertleştirir ve bir müddet sonra o özellikle kılcal kan damarlarında tıkanmaya, oradan kanın geçmemesine yol açar. Aynı zamanda o lümenin daralması demek kanın damar çeperine yaptığı basıncın artması demektir. Yani yüksek tansiyonun başlaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hem hipertansiyona hem de arterioskleroza neden olan bir durumdur ailesel hiperkolesterolemi. Evet, bugünkü konumuz hücre zarının yapısı ve zarın görevleriydi arkadaşlar. Genel biyolojinin bir başka dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.